Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel motifimizi çalışacağız. Motifimizi batane yapımında, çanta, kırlent, e, dilediğiniz her türlü örgülerimizde kullanabilirsiniz. Evet e, şöyle 3 renk kullanarak çalıştım. 3 boyutlu. Kolay bir çalışma. Şöyle görelim. Bakınız alt zemin kısmını köşelerimizde görmekteyiz. Evet modelimizin yapımına geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz çok çok mutlu oluruz. Yorumlarınız ve beğenileriniz bizler için çok çok kıymetli. Evet kolay gelsin diyerek hemen e, motifimizin yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Birleşme işlemimi yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum. Sondaki bakınız ikinci trabzanımın içerisine gelerek batıyorum. Bir defa doluyorum, tek seferde çekiyorum. Bir defa doluyorum, tek seferde çekiyorum. Toplamda 8 tane trabzan olacak şekilde dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 trabzanımızı ördük ve bakınız önce buradaki büf noktamız bu taraftan devam ederek gelmişti. Sondaki trabzanımızı önce doldurduk yani ikinci trabzanımızı. Birinci trabzanımızı ise bakınız şu şekilde tığımın başını doluyorum hemen diğer trabzanımın dibinden gelerek örmeye başlıyorum. Yine buraya 8 tane trabzanım örüyorum. 1 bir, bir defa doluyorum. 2, 3 4 5 6 7 ve 8. 8 trabzanımızı doldurduktan sonra zincirimizde başlamıştık 2 zincir. Hemen iki zincirimin bulunduğu şu kısma gelerek batıyorum ve ilmeğimi kaydırma tekniğiyle geçiriyorum. Şöyle gördük bakınız. Ve arkadaki zincirimizin içerisine geçişimi yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve başlıyorum toplamda zincirimiz de dahil 12 tane trabzanımı örüyorum yalancı trabzan ya da dikli trabzan da diyebiliriz bakınız 2 4 bir defa doluyoruz 5 6 7 8 9 şöyle düzeltelim 10 11 ve 12. 12 tane trabzanın bu şekilde ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Diğer tarafa geçişimi yapıyorum. Bakınız öndekine değil diğer tarafına. 8 tane dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çeviriyorum diğer öndeki olan trabzanımın hemen altından giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane doldurduktan sonra bakınız ilk trabzan arası her iki arası boşluğa giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Sonrasında bakın aradaki 8 zincirimin bulunduğu noktaya ilmeğimi geçiriyorum. 2 zincirimi çekerek 1 2 tekrar 12 defa aynı işlemi yapıyorum zincirim de dahil. 2 3 4 5 İpimizi hemen bağlayalım, devam edelim. Bakın şöyle görelim daha fazla ilerlemeden. Şu şekilde bir defa sarıyoruz. Doluyoruz. Başını bir defa da çekiyoruz. Bir defa dolayıp bir defa da çekiyoruz ve aralardaki 8 zincirimizi 12 defa dolduruyoruz. Buradaki trabzanlarımızı ise 8'er defa doldurarak sıramızı tamamlıyoruz. Evet bütün zincirlerimizi ve trabzanlarımızı yarım trabzanlarımızla doldurduk. En son noktaya geldim. En son bakınız 12 tane trabzanımı tek seferde örerek çekmiştim. Hemen başlangıç noktama şöyle giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi burada kesiyorum. İkinci rengimizde trabzanlar içerisine 8'er trabzan doldurduk. Yarım trabzan tek seferde çektik. Araları ise 12. Eğer e, ipiniz daha kalın ya da daha ince ise e, gerekiyorsa bir tane daha ilave edebilirsiniz. Şimdi kenar çerçevesini örmek için Yeşil rengime bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve hemen örgümün arkasını çeviriyorum. Örgümün arkasını çevirdikten sonra bakınız şöyle ön yüzden doldurmuş olduğumuz kısmın arkasında ikinci olan bakınız kendimizden tarafa değil dış taraftaki trabzanımızın en dip noktasına giriyorum. Buraya sabitliyorum ilmeğimi ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki grubumuzun yine dıştan şuradaki bakınız örmediğimiz bölümden ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum ve diğer grubumuza ilerliyorum. Yeni yuvalar hazırlıyorum. Diğer grubumuzun yine diğer tarafına giriyorum. 1 2 3 4 5 diğerine geçiyorum. 1 2 3 4 5 diğerine geçiyorum. 1 2 3 4 5 beşer zincir çekerek yuvalarımızı her bir dilimimiz için hazırlıyoruz. 1 2 3 4 5 Öndekini atlıyorum. Diğerine hemen dipten giriyorum. 5 tane zincirimi çekiyorum. 5'er zincir çekerek her bir trabzan grubumuzun dıştakini ördüm ve ilk başlangıç noktama geldim. Başlangıç noktama hemen aynı yere gelerek batıyorum. Şu şekilde ilmeğimi çekiyorum. Ve hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane yuvamızın olduğunu görüyoruz. Önden de şu şekilde görülmekte motifimiz. Ve hemen zincirimizi çekmeye başlıyoruz. 1, 2 3 3 tane zincirimi çektim aşağıda doğan ipimi de şöyle alıyorum üzerine başlıyorum bir tane trabzan ördüm ikili trabzan tekrar 1 2 toplamda zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız oldu tığımın başında doluyorum. ortadaki zincirimin içerisine geliyorum 5 defa tek seferde çekiyorum 1 2 3 4, 5. 5 defa tek seferde çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanıma ise 3 tane yani bir sonraki yuvamıza 3 trabzanımı örüyorum ikili olarak. 1, 2. Hemen başını doluyorum. 1, 2. Başını doluyorum. 1, 2. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Burada köşelerimizi oluşturacağımız için iki zincirimizi çektik. Aynı yere 3 tane ikili tırabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. İlk köşemizi bu şekilde hazırladık. Şöyle görelim. Köşemizi hazırladıktan sonra sıradaki bölüme 5 tane yalancı tırabzanımızı örüyoruz. Yani başını doluyoruz. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3. 4 5 Tığımın tekrar başını doluyorum buraya. Şurada yapmış olduğumuz gibi 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı örüyorum. Köşemizi tamamlıyoruz. 1 2 iki, ikili trabzan örüyorum. Burada dikkat edelim. 2 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Araya 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir defa doluyorum. 1 2 bir defa doluyorum. 1 2 Evet ikinci köşemizde oluşturduk. Hemen sıradaki bölüme 5 tane tek seferde yapmış olduğumuz trabzanımızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Diğer köşemize geliyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 1 2 ve 3. Üç. 3. köşemizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen buraya girerek 5 tane tek seferde yapmış olduğum trabzanımı örüyorum. 2 tek seferde çekiyorum. 3 4 ve 5. Şöyle görelim. Bakınız 3 tane köşemiz oluştu. Köşelerimizin bulunduğu yerde 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı çektik. Araya 5 tane tek seferde yapmış olduğumuz trabzanımızı yalancı trabzanımız ya da tekli trabzan diyebiliriz. Onu ördük. 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan. Şimdi başlangıçtaki 3 trabzan olarak ördüğümüz yere girerek 3 tane trabzanımı yapıyorum. Hemen şu kısma batıyorum. Zincirimin dibine 1. Bakınız 2 şu kısmı batıyorum ve 3 2 zincir çektikten sonra zincirimizde başladığımız yere gelerek batıyorum ve dördüncü köşemizi de bu şekilde oluşturmuş oluyoruz 3 trabzan 2 zincir 3 tane trabzanımız ördük aralara ise beşer tane tek seferde örmüş olduğumuz bölümü yaptık tabanımızı hazırladık 3 tane zincir çekerek devam ediyorum 3 zincirimi çektim örgümün yönünü çeviriyorum bunu bir tane trabzan olarak sayıyorum hemen iki zincirimin içerisine girerek iki tane daha trabzan örerek 3 trabzan sayısına ulaşıyorum buralar köşelerimiz hep aynı işlemimizi yapacağız 2 zincirimi çektim 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı ördükten sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakınız aşağı sıradaki 3 trabzanımı görüyorum. Hemen diğer 5 tane tek seferde örmüş olduğumuz yalancı trabzanın ilkine gelerek batıyorum. Bakınız 1, 2, 3, 4. yalancı trabzanın ilkine gelerek bir defa başını dolayarak battım. Ve tek seferde çekerek kapatıyorum. Araya tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki yapmış olduğumuz yalancı trabzanın bakınız en sonuna gelerek batıyorum tek seferde çekiyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başında dolayarak köşemizdeki bulunan iki zincir içerisine tıpkı aşağıda yapmış olduğumuz gibi 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı kuruyoruz 1 2 trabzan örüyorum 2 ve 3 Araya iki tane zincir köşelerimizde iki zincir aralarda üç zincir çektim. Tığımın başını dolayarak aynı noktaya giriyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane zincirimi çekiyorum. Köşemi ördükten sonra bakınız ikinci köşemiz. Tığımın başını doluyorum. Üç trabzanımdan sonra gelen ilk yarım trabzanın içerisine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Son yarım trabzanımın tepesine batarak tek seferde çekiyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekip köşeme geliyorum. 3 trabzan 2 ve 3. 2 zincir. Tekrar 3 trabzan. 1 2 ve 3. 3 zincirimizi çekelim köşemizi yaptıktan sonra tığımın başını bir defa doluyorum ilk bakınız tek seferde aldığımız trabzanımıza gelerek batıp kapatıyoruz 1 2 3 zincir tekrar tığımın başını doluyorum en sondakine batıyorum 1 2 3 tığımın başını dolayarak 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak örüyorum ve görmüş olduğumuz gibi köşelerimizden işlemimizi yani trabzanlarımızı yaptıktan sonra üçer zincirlerden oluşan gruplarımızı örüyoruz en son bu köşemizde yapalım bağlantıda yeniden görüşelim 4. köşemize Geldik bakınız ilk başlangıçta köşem 3 zincirimi çektim. Birinci zincirden oluşan trabzanımın üzerine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle ilmeğimi kaydırıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Hemen ilmeğimin içerisinden geçerek kaydırıyorum. Ve zincirimin içerisine kaydırarak geliyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekip 2 trabzanımı yapıyorum. Yanına zincirimizle birlikte toplamda 3 tane trabzanımız oluyor. Araya 2 tane zincirimiz. Tekrar yuva içerisine girip 1 2 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Şimdi yanlarda bakınız üçer trabzan çekip hemen başını bir defa dolayıp tek seferde çekmiştik. iki defa da çekmemiştik. Yine burada zincirlerimizden oluşan gruplardaki trabzanımızı aynı şekilde örüyoruz. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Bir defa başını doluyorum. Hemen ilk zincir yuvası içerisine batıyorum. Tek seferde kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yuvaya giriyorum. Tek seferde kapatıyorum. 1, 2, 3, dışını doluyorum. Tek seferde kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Köşemin ortasındaki 2 zincire girerek 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 tane trabzanı yine köşe işlemi olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Araya 2 zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Bir defa başını doluyorum. 1, 2, ve 3 tekrar 3 zincir çekiyorum bir defa tığımın başını doluyorum tek seferde kafeslerimizi örüyoruz 1 2 3 doluyorum tek seferde çekiyorum 1 2 3 doluyorum tek seferde batarak çekiyorum 1 2 3 doluyorum köşem olduğu için 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan örüyorum ve diğer köşelerimizde aynı şekilde örerek tamamlıyorum Evet zincirlerimizi örerek tek seferde battık. Başlangıç noktamıza geldim. 3 tane zincirimi çektim. Hemen e, köşemizin ilk trabzan üzerine batıyorum. İlmeğimi geçirdikten sonra 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum ve her bir trabzanımın üzerine birer tane batarak örüyorum. 2, 3. 3 de ördüm. Tığımın başını doluyorum. Yuva içerisine 2 tane tırabzan örüyorum. 1 ve 2. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar yuvanın içerisine 2 tane tırabzan örüyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. 3 tırabzanımın her birini örüyorum. 5'er tırabzanımız oldu köşede. 5 tırabzan, 2 zincir, 5 tırabzan oldu. Şöyle görelim bakınız köşemizi bu şekilde ördüm. Tığımın başını doluyorum yine. 3 tane zincir çekerek örmüş olduğumuz bölüme 3 tane trabzan örüyorum. 1 2 ve 3 Hemen diğer yuvama geçiyorum. Başını doluyorum. Yuvanın içerisine giriyorum. Zincire batmıyorum. 3 tane trabzan örüyorum. 1 2 ve 3 Diğer yuvama geçiyorum. 1 2, 3. Her bir yuvaya üçer tane trabzanımız örüyoruz. Son yuvamızın içerisine yine aynı şekilde 1, 2 ve 3. Şöyle görelim. Köşemizden başladık. 3 trabzanın üzerine ördüm. Araya 2 tane trabzan ördüm zincirimin olduğu yere ve zincir sayımı 2 olarak yeniden çektim. Trabzanlarımı araya 2 tane her bir trabzanım alttakinin üzerine birer birer ördüm. Aradaki zincir çekmiş olduğumuz bölümlerin her birisine 3'er tane trabzanımı ördüm. Evet şimdi aynı şekilde köşedeki trabzanlarımın hepsini örüyorum. 3'ünü 1, 2 ve 3. Araya girerek 2 tane trabzan örüyorum. Zincirimin yerine bakınız köşemize iki tane zincir yeniden çekiyorum dibine batıyorum 2 tane trabzan ve trabzanlarıımı üzerine birer birer 1 bir, 2 ve 3 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 3 diğerine batıyorum aynı şekilde üçer trabzan örerek Başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Motifimizin dört köşesinde örerek geldim. Bakınız üçer trabzan köşelerimizde beşer trabzan oldu. Araya iki tane ördüğümüz için her bir köşemizi örerek motifimizi tamamladık. Şöyle görelim. Şimdi en son üçüncü trabzanımı ördükten sonra başlangıç noktamdaki üç zincirin üzerine gelerek batıyorum. İlmeğimi sadece kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum. Ve modelimizin ilkini bu şekilde örerek oluşturuyoruz. Hemen arkasına geçerek şöyle ipi kendi renginde yediriyoruz. Bakınız. Gizleyelim daha sonrasında. Keselim isterseniz hemen yapabilirsiniz. Modelimiz motifimiz normal e, düz motif. Birleştirmesi de o yüzden çok çok kolay. Hemen köşelerdeki bakınız şuradaki iki zincir çekmiş olduğumuz yerlerden birleştirme işlemini yaparak istediğimiz örgülerde motifimizi kullanabiliriz. Evet bir çalışmamız da bu şekilde tamamladı. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki çalışmamızda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler yaşayın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.